Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Android'e yeni çıkışını gerçekleştirmiş olan Cortana'yı inceleyeceğiz. Cortana bildiğiniz üzere Microsoft'un geliştirdiği sanal bir asistan. Şu an için test sürümünde Android versiyonunda. Windows Phone'larda son sürümü kullanabiliyorsunuz. Ancak şunu belirteyim, Türkçe dil desteği yok. En baştan bunu söyleyeyim, sonradan hiç bozuşmayalım. Dediğim gibi Android versiyonu şu an bir ön sürüm. Zaten henüz markette yok. APK olarak indirip kurmanız lazım. Videonun alt kısmında indirme linklerini bulabilirsiniz. Eğer APK kurmayı bilmiyorsanız da şuraya tıklayarak telefonunuzda nasıl APK kurabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Microsoft bizim de daha önce haberlerini yaptığımız üzere geçtiğimiz aylarda akıllı asistanı Cortana'nın Android platformuna geleceğini belirtmişti. Henüz Android için dediğim gibi resmen çıkmış değil, APK kurmanız lazım. Biz bu uygulamanın Windows 10 ile beraber, Windows 10'un final sürümüyle beraber çıkmasını bekliyorduk. Ancak önden sızdırdılar bir şekilde. Cortana'yı Android dışında nerelerde görüyoruz? Windows Phone'da görüyoruz. Windows 10 ile birlikte gelecek dediğim gibi. Onun dışında Xbox One'da da olacak Cortana. Bu bütün platformlarda Cortana'yı kullanabilmek, yani hepsine bir akıllı asistanımız olması bence gayet güzel. Şimdi dilerseniz Cortana'ya bir giriş yapalım. Bizim Aydoğan giriş yapmıştı daha önce, onun ismini hatırlayacak. Dediğim gibi Türkçe dil desteği yok ve bunun hani böyle 1-2 aylık bir süre zarfında geleceğini söyleyemeyeceğiz. Ortalama 2 yılı var Cortana'nın Türkçeleşmesine. Tabii Microsoft'ta yoğun mail baskısı yapılırsa, ki hani çeşitli başlıklar da açılıyor Microsoft forumlarında, öyle bir baskıda muhtemelen bu süreyi hızlandıracaklardır. Uygulama bir sanal asistan dediğim gibi. Siri'den çok bir farkı yok, ya da asistan B'den ya da bizim Ceyda'dan. Şimdi şuradaki seçeneklere bakalım. Home kısmı, yani ana sayfa kısmı. Zaten burası Cortana'ya soru sorduğumuz bölüm ve burada bugüne ait başlıkları görebiliyoruz. Notebook kısmı var. Notebook'ta da şöyle mesela yiyecekler ve içecekler kısmına giriyoruz. Burada bizim Cortana'ya sorduğumuz sorularda bize nasıl cevap vermesi gerektiğini öğretebiliyoruz. Aslında o hesaba geliyor. Mesela Foursquare'den gelen önerileri göstersin mi gibisinden. Burada bu tarz şeyleri kendi kullanımınıza göre aktif veya deaktif edebiliyorsunuz. Reminders kısmı var. Bu Reminders kısmında bildiğiniz hatırlatıcı, hiçbir farkı yok. Şuradaki artı düğmesinden ekleyebiliyoruz. Bu arada Windows Phone platformundaki tasarımına oldukça benziyor. Hatta neredeyse hiçbir farkı yok Cortana'nın. Feedback kısmı da geri bildirim kısmı. Buradan uygulamayla ilgili geri bildirimlerinizi yollayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim Cortana'ya ve bir şeyler soralım. How are you? Yani ne haber dedik. Great, thanks. İyiyim, sağ ol diyor. Sesi benim gördüğüm asistanların içinde en güzel olan. Bunu söylemeliyim size. Hani hiçbir robotik ses yok. Gayet gerçek bir insanla diyaloğa giriyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. What is your name? I'm Cortana. How old are you? I'm a little bit older than when I started answering you, and I'm a little bit older now. Şimdi millet, benim İngilizce telaffuzum çok iyi değildir. Türk gibi İngilizce konuşurum. Burada diyor ki, o yüzden hani telaffuz için şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Burada diyor ki hani gittikçe yaklaşıyorum, gittikçe yaşlanıyorum diyor. Sana cevap vermeye başladığından beri. Hatta bu cevabı verirken biraz daha yaşlandım diyor. Tabii her seferinde daha değişik şeyler söylüyor esprili. How old are you? Tekrar sorduk. Hard to tell. Time works differently in here. Bunu anlatması zor diyor. Burada zaman farklı işliyor diyor dijital evrende. Tamamdır. Başka bir şeyler daha soralım. Hemen bir yavaşlama çabalarına girelim. Do you have boyfriend? No, but I like the current build of the AI who won at Jeopardy. Evet, Cortana ablamız bize dedi ki Jeopardy diye bir yarışma var. Türkiye'deki versiyonu Risiko. Onu kazanan bir yapay zeka varmış. O hoşuna gidiyormuş. Yani kendisi bilgisayardan hoşlanıyor. Tamamdır. Başka bir şey soralım. What is the weather tonight? Bu akşam hava nasıl diye soruyoruz. Evet, burada işler değişti. Tabii burada dereceye göre gösterdi ama 100 derece. Evet, şu an hissedilen sıcaklık 100 derece gibi ama nereyi gösterdi şu an onu anlamadım. Muhtemelen Fahrenheit cinsinden gösterdi. Hava durumu işi pek işimize yaramayacak gibi. Kimse Fahrenheit'i dereceye çeviremez sanıyorum. Neyse, geçelim hava durumu işinde. Mesela bana ev ödevimi hatırlat diyeyim. Öyle bir şey kuralım. Remind me my homework at tomorrow 9 PM. Tamamdır. Burada gördüğünüz gibi reminder'ı kuruyor. Hatırlatması gereken my homework, yani ev ödevim
bir kere sadece 9'da ve yarın olduğunu, tabi dilersek buradan tarihini değiştirebiliyoruz. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir taklit yaptırtalım bakalım. Şöyle soralım. Do an impression. Expecto Patronum. Bu galiba Harry Potter'da vardı, tam bilmiyorum. Ben sorduğumda Yüzüklerin Efendisi'nden bir şeyler yapmıştı. Bir daha soralım. Do an impression. When 900 years old you reach, look as good you will not. Bunun nereden olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha deniyorum. Do an impression. To infinity and beyond. Bu galiba yine Yüzüklerin Efendisi'nde vardı, tam emin değilim. Başka bir şeyler söyleyelim. Bana bir şaka yap diyeyim bakalım. Güzel esprisi var mı? Tell me a joke. Hadi bakalım Cortana. There are two types of people in the world. Those who need closure. Evet, buradaki espriyi anlamadım. Anlayan varsa da yorum kısmına yazsın. Bir tane daha yaptıralım. Tell me a joke. Why didn't the spider go to school? Because she learned everything on the web. Evet, anlayabileceğimiz bir espri yaptı şu an. Keşke anlamasaymışız. Diyor ki, örümcekler neden okula gitmez? Çünkü her şeyi web üzerinden öğrenir. Hani web İngilizce hem ağ demek, hem de bizim bu internette işte web, bildiğimiz internet anlamına gelen web. Öyle çirkin bir espri yaptı. Cortana'yı şu an kezban ilan ediyorum. O zaman sing me a song. Bir şarkı söylesin bakalım. Söyleyebilecek mi? I can sing this one. Oh Danny boy, the pipes are calling. Bu da muhtemelen ninni gibi bir şeyler, ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi başka şeyler soralım bakalım. Türkçe anlamadığı için mesela Webtekno ile ilgili bir şeyler soracağım. Muhtemelen bulamayacak. Search Webtekno on web. Evet, bambaşka şeyler buldu. Search Webtekno. Mystic No olarak algıladı. Türkçe dil desteğini hızlıca çıkarmaları lazım. Buradan bunu anlıyoruz. Peki o zaman. Talk dirty to me. No thanks. Yok diyor, ben sana küfürlü konuşamam diyor. O zaman. Who let the dogs out? Oye, como va? It's legendary guitarist Carlos Santana. Oo, bunu WhatsApp olarak algıladı ve bambaşka şeyler söylemeye başladı. Bir de en iyi bilgisayar nedir diye soralım. What's the best computer? Anything that runs Windows. Oo, Windows çalışan herhangi bir bilgisayar dedi kendisi. O zaman. What's the best phone? I can't pretend to be impartial. Burada da diyor ki tarafsız gibi görünemem, tarafsız olamam diyor. Tabii altta hemen Windows Phone çıktı. Başka şeyler de soralım. Who made you? Seni kim yaptı diyoruz. Ooo, gerisini de alalım. Dur bir daha. Who made you? Well now, I can't give away all my secrets. Bütün sırlarımı sana söyleyemem dedi. O zaman bakalım Siri ile anlaşabiliyor musun? What do you think about Siri? Siri hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. I think it's cool that she's out there trying to make people's lives a little easier. Oo, kezbanlık yapmadı. Onun cool olduğunu düşünüyorum diyor. İnsanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor diyor. Peki what do you think about Steve Jobs? He's one of the great visionaries of our time. Onun zamanımızın en iyilerinden, hani en iyi vizyonerlerinden biri olduğunu, ileri görüşlü olduğunu düşünüyorum dedi. Yine efendiliğini konuşturdu. Şu an seni kezban ilan etmedim. Helal olsun. Peki. Do you like Bill Gates? I quite literally can't imagine a world without him. Onu diyor ki, bu dünyayı onsuz hayal edemiyorum diyor. Peki. Android'e geldin madem. Sevdin mi bakalım. Do you like Android? Do you like Android? Apology. Do you like Android? Android anladı. Do you like... Sorry, chief. Do you like Android? Do you like... Fuck you. Do you like Android operating system? I thought you'd never ask. So I've never thought about it. Bu soruyu sorabileceğini hiç düşünmemiştim diyor. Ulan Android'e geldin, nasıl düşünmezsin bunu? Akılsız. Diyor ki işte bu konu hakkında da hiç düşünmemiştim diyor. Neyse bunu da geçelim. Kiss me. Çok yanlış anladın sen beni. Kiss me. Kiss me kiss. Kiss kiss. Ya yeah, babacık. Kiss me. Israrla yanlış anlıyorsun. Virtual reality isn't quite there yet. Diyor ki biraz brrrs, ağır ol diyor. Sanal gerçeklik diyor daha o kadar olmadı daha diyor. Dur diyor. Bir de şunu soralım. Why is your name Cortana?
Ben çok saçma bir soru sordum ama herhalde anlar beni. I'm named after Cortana, a character in the Halo game series on Xbox. She's an artificial intelligence, like me. Ben Xbox'taki Halo oyunlarında olan Cortana'dan sonra isimlendirildim diyor. Ben de aynı onun gibi yapay zekalıyım diyor. Neyse millet, bu videomuzda sizlere Cortana'yı anlatmaya çalıştım. Tırto İngilizce telaffuzumla artık kusura bakmayın diyorum. Microsoft'un çıkartmış olduğu bir akıllı asistan. Muhtemelen ülkemizde Türkçesi gelirse Apple'ın üretmiş olduğu Siri'yi de rahatlıkla geçecek diye düşünüyorum. Benim tırt telaffuzuma rağmen her şeyi çok net anlayabildi kendisi. Bizi Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.